konumuz dinin afyon yüzü. Bu başlıkta bir konuşmayı ancak mahsiz ateist birisi yazar. Ne yapıyor bu adam diyeceksiniz. Belki bazıları öküz altında buzağı arayarak kutsala saldırı sanacak. Hayır. Dikkat edin. Din afyondur demiyorum dinin afyon yüzü olduğundan bahsediyorum. Afyon yüzden kastım ise saf dinde değil, mensuplarının din algısında ortaya çıkandır. Benim gördüğüm dinin en temel kavramı olan Allah'ın dindarın zihninde rahatlıkla afyona dönüşebildiğidir. Bunun sebebi Allah kavramının doğrudan kendisi midir? Yoksa onu algılayan zihin midir? Bu nedenle dinin afyon yüzüyle içeriden yüzleşmenin ateistlere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünmekteyim. Evet, bütün dinlerde olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en aydınlık, en gerçekçi dininde bile Maalesef Akif'in tabiriyle çehre-i mensuh, çirkin, karanlık bir yüz oluşturulmuş durumdadır. Saf dinlerin asla yalan söylemeyeceğine inanırım. Ama onlar da zamanla yeryüzünün tozuna toprağına bulanırlar ve mensuplarının elinde afyona dönüştürülerek tanınamayacak hale getirirler. Ve bununla hesaplaşmak en çok da o dinin bizatihi mensuplarına düşer. Dünyada en çok istismar edilen kavram hiç şüpheniz olmasın Allah şu söz doğrudur. İyi bir insana kötü bir şey yaptırmak istiyorsanız önce Tanrı'ya inandırın. Sonra örneğin Tanrı şunu öldürmeni istiyor. Farz deyin göreceksiniz gözünü kırpmadan yapacaktır. Şu söz de doğrudur. Kötü bir insana iyi bir şey yaptırmak istiyorsanız Önce Tanrı'ya inandırın. Sonra örneğin Tanrı bunu yapma diyor. Haram deyin. Göreceksiniz yapmaya eli varmayacaktır. Özellikle birinci halde dinin afyon yüzünü görürsünüz. Afyon uyuşturmak demek olduğuna göre insani açıdan bu zihni uyuşturan, donduran çalışmaz hale getiren şey demek oluyor. Allah kavramının dinin afyon yüzünde tam da bu işlevi gördüğünü görüyoruz. Örneğin deniyor ki kayadan nasıl deve çıkar? Bugün bunun bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Diyor ki ne yani Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphen var. Deniyor ki, İsa evin bacasından nasıl göğe çıkar? Bunun bugün bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Diyor ki, ne yani? Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem var. Deniyor ki, bir insanı ateş nasıl yakmaz? Bunun bugün bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Diyor ki ne yani Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphe var? Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Görüyoruz ki burada Allah kavramı iman etmek adı altında afyon işlemi işlevi görmektedir. Ne tarihten, ne hayattan, ne tabiattan, ne edebiyattan delil getirme, araştırma gereği duymuyor. Hatta Allah'ın kavli ayetini, Kur'an metnini yani okuma gereği bile duymuyor. Dikkatle okusa orada öyle delmediğini görecek. Kevni ayet yani tarih, hayat ve tabiat ile test etme ihtiyacı hele hiç hissetmiyor. Tam bir Hristiyan imanı. Önce iman et, sonra düşünürsün. Absürt ama inanıyorum. Zaten din dediğinde budur. Evet. Kanımca bu Kur'an imanı değildir. Bu iman değil, afyondur. Kur'an imanı içinde akıl olan, Düşünce olan, şüphelerden, sorulardan, arayışlardan, acı çekmelerden geçerek oluşur. Canlıdır, dinamiktir. İman şu an bilfiil yaşayan, hareket halinde olandır, inip çıkan, artıp eksilen, yeni ve taze olandır. İtikat ise imanın külüdür. Donmuş kurallardır. Dogmatik eski akaidlerdir. İman işaret edilen yöne, itikad ise işaret parmağına yoğunlaşır. İman yaşayan hayattan, canlı tabiattan, aklın ve vicdanın uyanışından fışkırandır. İtikad ise donup kalmış olandır. İmanın 73 şubesi vardır en küçüğü yoldan bir taşı kaldırmaktır. Yani içinde insan, hayat ve tabiat olan şeydir iman. İtikat ise 73 maddeli bir itikat deklarasyonudur. Eskilerin donmuş söz yığınıdır. En küçüğü de mes üzerine mes haktır, inkar eden kafirdir der. Şu halde İslam'da imanın Hangi köke dayandığını iyi anlamalıyız. Şüphesiz ki bu Allah'a ve ahiret gününe imandır. Yani güvendir. Buna aklın soruları, vicdanın sızlaması ve gönlün taşması ile ulaşırır. İman bu güvene ulaşmış dinginlikten doğan taşma, coşkunluk ve heyecanın adıdır taşmanın, coşmanın ve heyecanın olmadığı yerde iman da yoktur. İman hiç heyecansız olabilir mi? Demek ki dindara heyecan veren esas muharrik Allah ve ahiret olayıdır. Bunların ise tarihte, hayatta ve tabiatta doğrudan karşılığı yoktur. Çünkü dış dünyada görünür birer nesne değildiler. Bilakis sürekli varoluş, vicdani bir arayış ve gerçekleşmesi beklenen umutturlar. Bunun için serazat bir imanın konusudurlar. Dindarın gönül dünyasından pınarlardan fışkıran sular gibi taşıp gelirler. Tarihte hayatta ve tabiatta karşılığı olan nesnel şeyler ise bilginin konusudur. Perde gerisine veraül hicab inersen yani araştırırsan, incelersen, derinliklerine dalarsan bilgisine ulaşırsın. Ne olduğunu anlarsın. Ama Allah'ı ve ahiret gününü araştırsan da künhüne vakıf olamazsın. Allah'ı ancak yapıp ettiklerinden yani eserinden tanırsın. Bunun için İslam dil, tarih ve kültür evreninde ilmullah, Allah bilgisi, teoloji denmemiş de marifetullah, Allah'ı tanıma denmiş. Demek ki Allah'a sanki görmüşcesine, ahirete de sanki gidip gelmişcesine iman etmeniz. Müslümana taşmayı, coşmayı ve heyecanı işte bu ikisi ihsan ve yakin verir. İslam'da imanın kökleri bunlar olmak icap eder. Bu nedenle Kur'an'ın tabiri caizse şok iddiası kıyamet iddiasıdır. İddiasıdır diyorum çünkü bunun ispatıyla uğraşmak söz konusu olmaz. Allah'a ve ahiret güne imanın bilimsel ispatı olmaz. Bunun için şok iddiadır. Yani imana konu olan ispatı veya gayri ispatı mümkün olmayan bir iman esasıdır. Şok iddia şudur. Ölüler dirilecek hesap ve mizan kurulacak. Cennet ve cehennem olacak. Bütün bunları Allah yapacak. İlginçtir. Bugün daha çok ateistlerce sorgulanan bu şok iddia ile ilgili en asaslı soruları peygamberleri sorduğunu görüyoruz. Hz. Musa bana kendini göster dedi. Araf suresi 143. ayette. Hz. İbrahim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster dedi. Bakara suresi 260. ayette. Bugün bu tür soruları Müslüman zihin soramıyor. Neden, niçin, nasıl sorularını şeytanca sorular olarak görüyor. İmanı zayıf olmanın göstergesi sanıyor. Halbuki İlk soruyu da melekler sormuştu. Kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Bakara suresi 30. ayette. Oysa bu sorularla bize inkarın değil imanın yolu gösteriliyor. Bize çelik gibi bir imana bu tür soru ve sorularla ulaşabileceğimiz gösterilmek isteniyor. Öyle ya, iman ile ilgili tartışmalar bu ikisi, yani Allah ve ahiret etrafında dönmüyor mu? Diyorlar ki, Allah nerede? Hani göremiyoruz. Diyorlar ki, ölüler dirilecekmiş. Şu toz toprak olmuş kemik yığınları tekrar dirilecek. Öyle mi? Peygamberleri diyor ki, ben gaybı bilemem meleğim de demiyorum. Fakat inanın zaman bu kitabı haklı çıkaracak. Bekleyin ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Demek ki Kur'an'da kalbin eylemi olan iman fiilinin konusu Allah ve ahiret günüdür. Geri kalan ne kadar konu varsa hepsi imanın değil bilginin konusudur. Onun için ne yani? Olamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphe mi var? Argümanı yalnızca burada kullanılır. Neştesi tarih, hayat ve tabiat olan konularda da aynı argümanı kullanırsan işte Allah kavramı orada afyona dönüşür. İnsan zihninin tarihi, hayatı ve tabiatı kendi yalın gerçekliği içinde anlamasına engel olur tarihin, hayatın ve tabiatın neyse o şekilde anlaşılmasına engel olan olup bitenin içine girmemize, ona nüfuz etmemize imkan vermeyen ve bizi gerçekliğin doğasına yabancılaştıran bir fenomen haline gelir. Demek ki ne Salih'in devesi ne İbrahim'in ateşe atılması ne Süleyman'ın karıncaları, ne asabı ı Keyf'in 300 yıl uyuması, ne Musa'nın denizi yarması, ne İsa'nın ölüleri diriltmesi, ne de peygamberin ayı yarması, imanın konusu değildir. Tamamen tarihin, hayatın, tabiatın ve bunları anlamamızı sağlayacak olan bilginin, belgenin, deneyin, kanıtın, araştırmanın incelemeni konusudur. Ne dendiği üzerinde iyi çalış, tarihe, hayata, tabiata git, ne olduğunu anlayacaksın. Zaten diğerlerine gitmeye bile lüzum kalmadan daha metin üzerinde bunların hiçbirisinin öyle sanıldığı gibi olmadığını göreceksin. <laughs> Okumayı bilmemekten ne anlamamaktan, bilgiden korkmaktan, dahası ne yani olamaz mı, Allah'ın kudretinden şüphe mi var argümanını yanlış yerde kullanmaktan kaynaklanan kör bir itikadın sürüp gittiğini göreceksin. Görülüyor ki ne yani Allah yapamaz mı argümanı burada Müslüman zihni uyuşturan tarihe, hayata ve tabiata yabancılaşmasına neden olan bir afyona dönüşmüş oluyor. Allah'ın her şeyi yapabilirliği buradan girerek Müslüman zihnin her şeye inanabilirliğine dönüşüyor. Ve bu durumda Müslüman kimdir denince akla gelen gerçeğe, hakka teslim olan değil, Allah deyince her şeye teslim oluveren oluyor. Gerçekte orada ne olup bittiğinin hiçbir anlamı kalmıyor. Böyle işleyen bir zihnin araştırma yapması, bilginin, belgenin, delilin, kanıtın peşine düşmesi mümkün değildir. İslam dünyası bu yüzdendir ki uyuşmuş, donmuş vaziyettedir. Allah ile uyanan bir dünya Allah ile uyuyan bir dünya haline gelmiştir. İşte buna dinin öteki yüzü diyoruz. Demek ki kişiye bir şeyi inandırmak istiyorsanız, önce hikmetinden sual olunmaz, kudreti sonsuz, dilediğini istediği gibi yapan, keyfeme mâ bir Allah anlayışını benimseteceksiniz. Sonra kudretinden şüphe mi var? hikmetinden sual mı ediyorsun? Neyi onu yapar. Bunu da öyle yapmış işte diyeceksiniz. Böyle böyle inandıramayacağınız, kabul ettiremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. İşte bu da dinin afyon yüzü oluyor. Halbuki Kur'an'da Allah kavramının tam tersi bir işlev gördüğünü görüyoruz. Akletmez misiniz? <laughs> Düşünmez misiniz? Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Aklını kullanmayanı Allah pislik içinde bırakır. Ve onlar yanıldılar ise, ya onlar yanıldılar ise gibi onlarca yerde tutulmuş akılları işletmeye ve donmuş vicdanları açmaya çalışır. Müslümanlar Bunların hep inkarcılar için söylendiğini sanır. Öyle ya, bir kez iman ettik mi, bunlara ne gerek var? O imanla bütün her şeyi açıklarsın. Sıkıştığın her yerde Allah'ın kudretine şüphem mi var? İmanın yok mu? De, yeter. Oysa imanın 73 şube olması bunun da en küçüğünün yoldan bir taşı kaldırmak gibi daima eyleme, amele, hayata, sokağa dönük yüzü olması gibi bir zihin eylemi olan anlama faaliyetinin de 30 aşaması var. Bunların tamamı da insanoğlunun tarihi, hayatı ve tabiatı anlama ve kavrama faaliyetini ifade eder. Kur'an'da gözünü yumarak inanma, mit, mitos yoktur. Tam tersi gözünü, kulağını, kalbini tarihe, hayata ve tabiata açarak gerçeğin peşine düşme vardır. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalplerine mühür vurulmuş olanları ellerini, gözlerini ve gönüllerini harekete geçirmeyerek uyuşturup donduranları Allah hayvandan daha aşağı yerine koyar. Kur'an insanın idrak faaliyetine derin kavrayış ve bilgelik, hikmet diyor. Türkçede algı, akıl, anlama, beyin, bilinç, feraset, havsala, irfan, izan, kafa, kavrayış, sağduyu, şuur, us, zeka, zihin dediğimiz şeydir. Bu faaliyetinin 30 aşamasından en önemlileri şunlar. Fark etmek, ispat yolunu araştırmaksızın idrak etmek, şuur, idrak edilecek şeyin manasını resmetmek, tasavvur, resmedilen şeyi zihninde korumak, hıfz, hıfz edilmiş şeyi unuttuktan sonra zihne geri döndürmek, hatırlamak, zikir. Sözü anlamak fehm. Sözün maksadını anlamak fıkıh. Sebep sonuç sürecini izlemek. Sebebi sonuca, sonucu sebebe bağlamak Akın. Maksat ve öncüllerden hareketle bilmek dirayet. Bilgi kazanma gücü zihin mevcut olandan hareketle mevcut olmayana geçiş, fikir, arka planı düşünmek, tedebbür, çabucak kestirme, zeka, duyuların kaybolmasından sonra geriye kalan şekil, hayal, düşünmek sizin bir anda hasıl olan bilgi, bedihe, görünen gerçeği görünmeyen konusunda delil olarak getirmek, feraset, içgörü, Kalp gözü, basiret, iç ses, iç buluş, vekt. Bunların hepsine birden süzülmüş bilgi, bilgelik, hikmet deniliyor. Şu halde bir kişiye hikmet verilmesi, kişinin bu melekelerini çalıştırması, işletmesi, harekete geçirmesi sonucu elde ettiği derin anlayış ve bilgelik demek oluyor. Demek ki Arap'ın deveye ata gem vurma manasında kullandığı hikmet bu durumda <laughs> ne olmuş oluyor? İnsanoğlunu gemleyici, yanlış işler yapmasını önleyici, suça ve günaha kaymaktan ve sorumsuzca yapmaktan kurtarıcı, medeni bir insan haline getirici gemler olmaktadır gemler, gem. İşte bu gemlere Kur'an süzülmüş bilgi, bilgelik, hikmet diyor. Hikme diyor. Bu bir insanda az önce saydığım süreçlerin tümü birden çalıştırıldığında gerçek anlamıyla ortaya çıkıyor. Aksal da insan gemi azıya almış at gibi kontrolden çıkıyor. Kur'an 30'a yakın kavramla yüzlerce yerde bizden ısrarla ve boyuna bunları istiyor. Böyle bir Allah hiç afyon olur mu? O Allah ki Olimpos dağında oturan Yunan tenlusu Zeus gibi bilgiyi kendisinden çaldığı için insanı Prometheus, Kafkas dağlarında ak babalara yem ederek cezalandıran değil, bilgiyi yani bilme yeteneğini, eşyaya isim koyma kabiliyetini insana yani Adem'e yaratılıştan bizzat kendisi lütfedendir. Üstelik bunu kullanacak aklını işletmediği için de insana kızandır. Onun için Kur'an kendisine ne der? Zikir der. Yani verileni, lütfedileni hatırlatma. Peygamberler yaptıklarına inzar der. Yani verileni, lütfedileni, aklı ve vicdanı derin uykulardan uyandırma, uyanışa çağırma. Nedense bunları hep inkarcılara yönelik anlarız. Ben zaten iman etmişim. Bunlar bana hitap etmiyor diye düşünürüz. Oysa iman sandığımız şey eskilerin itikat dediği donmuş kirlime hisarlarından başka bir şey değildir. Tanımca, Kur'an'daki akletme çağrılarının tümü bugün için doğrudan doğruya İslam dünyasına hitap etmektedir. Tümüne öncelikle evveliyetle ve behamahal bizim iman iddiasında olan ve fakat gerçekte kör bir itikat sahibi olmaktan ötesi olmayanlar muhatabız. Çünkü kurtulmuştuk vehmi içindeyiz. Uyarıları kendimize yönelik anlamıyoruz. Bir zamanların Yahudilerine dönmüşüz. İşte görüyorsunuz şu an Allah bizi pisliğin zilletin içinde bırakmış debelenip durmaktayız. Demek ki Ali Şeriat'ın dediği gibi dini ikiye ayırmamız gerekiyor. Halkların vicdanı olan din, halkların afyonu olan din. Kanımca buna İslam da dahildir. Bugün İslam'ın Emevi yüzü İkbal'in tabiriyle 590 yıldır Akif'in tabiriyle 700 küsür yıllık kitaplarla avaralık ederek Müslüman halkları iyiden iyiye afyonlamış bulunuyor. Müslüman aklını, vicdanını, beynini, zihnini uyuşturmuş, işlemez hale getirmiş bulunuyor. İnsanlık acı ve ızdıraplarının baş kaldıran sesi olarak doğmuş bir din, insanlık acı ve ızdıraplarını kader diyerek, bastırmacın bastırmanın aracına aracı haline getirilmiş bulunuyor. Zulme isyan olarak doğmuş bir din ul-emre itaat adı altında zulme rızanın haramiye biatın telkin aracı haline getirilmiş bulunuyor. Haksızlığa itirazın soylu sesi olan bir din Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanların yalaka yuvasına dönmüş bulunuyor. Hiçbir hiçbir ücret istemiyorum diyerek saf bir yürek temizliği ile başlayan bir din pazarların en büyüğü, sektörlerin en karlısı haline gelmiş kuru hurma yiyen bir kadının oğlu din pazarlarına meta yapılmış bulunuyor. Kölelere özgürlük, fekku rakabe diye doğmuş bir din, insanları köleleştirmenin vasıtası haline gelmiş bulunuyor. Aklını kullanmayan pisliğe batar diyen bir dinin mensupları, insanlık liginde akıl tutulmasının şampiyonu haline gelmiş, vahiy adı altında, akıl düşmanlığının kalesine dönüşmüş güya diğerleri de vahye karşı aklın yılmaz kalesi. Sağlığında müşriklerin bütün mucize taleplerini ısrarla reddeden ben de sizin gibi bir beşerim diyen peygambere ölümünden sonra müşrikler ne dediyse hepsi yaptırılmış. Açın bakın, 700 yıldır avarelik edip durduğumuz asar bunlarla dolu. Şahsen ben bugün bunlarda en etkili silahın hep Allah sihirli sözcüğü olduğunu gördüm. Ne yani? Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem var. Oysa Allah yapacağını yapmış. Kudretini göstermiş. Görmüyor musunuz? kafamızı kaldıralım da bakalım ayete. Mülk dördüncü ayette geçtiği gibi yorulup o kudretle görkem karşısında aciz kaldığımızı göreceğiz. Yaşayan mucize bu işte ama biz bakmıyoruz, görmüyoruz. Yaşayan gerçek gözümüzü yaşartmıyor, ama ömrümüz ölü münkibelere ağlamakla geçiyor. Biz yaşayana, gerçeğe, hayata, tabiata kör olmuşuz. Gözlerimiz var görmüyor, kulaklarımız var duymuyor. Geçmiş çağlarda yaşıyoruz. Hatta geçmişe tapıyoruz. Ölü seviciliği yapıyoruz. Ruhlardan, ölülerden medet umuyoruz. Ölülerin, cinlerin, perilerin dünyası bizim dini dünyamız. Gerçeğin, hayatın, tabiatın dünyası değil. Peygamberimizin iyi bakın, ibret alın, işte Allah'ın apaçık ayeti diye işaret ederek gösterdiği gökteki ay, el an, şimdi, şu anda, hem de her gece bizim de tepemizde. Mümin ellerce tıpkı onun işaret ettiği gibi işaret edilip gösterilmeyi mahzun mahzun bekliyor. Biz bu yaşayan ayeti görmüyoruz da kandil gecelerinde vaizin yarıldığı, bölündüğü ölü anlatılarını Alaaddin'in sihirli lambası ve uçan halı tadında üstelik de şekerleme yapa yapa nasıl da dinliyoruz. İlk baharda açan çiçek, sonbaharda dökülen yaprak, toprağın kokusu, göğün mavisi, suyun sesi, güneşin ışıltısı, ayın parıltısı nicedir bizi etkilemiyor. Doğayı dinlemiyoruz. Oradan gelen sesleri duymuyoruz. Oysa Allah oradan her dem insanlıkla konuşuyor. Öyle ya naturalizm, sekülerizm olur. Buradan iman mı çıkar, sanat mı? Yaratıcılık mı, estetik mi? Ne? Alıştık. Alıştırıldık. Gerçek bizi sıkıyor. Uçmak, uzaklaşmak, gerçeklerden kaçmak istiyoruz. Oysa Allah beşerle gerçeklikten uçmalar, kaçmalar yoluyla değil, gerçekliğin ta derunundan, perde gerisinden konuşur. Biz muhtaç olduğumuzdan kaçmaktayız akıl ve bilgi ortaya çıktıkça dinimizin gerileceğini sanıyoruz. Oysa akıl ve bilgi ortaya çıktıkça gerileyecek olan tapınak dinleridir. Gerçek hayat dini değil. Çünkü aklı veren Allah, esmayı, bilgi üretmeyi, eşyaya isim koyma yeteneğini Adem'e veren Allah, Adem'e bize akıl ve vicdan koyan Allah, insana oradan her daim seslenen Allah, onun için Cenabı Hak, büyük yüce gerçek, insan zihninin afyonu olamaz. Gerçeğin ta kendisi olan dini de, dinül hak yani, halkların uyuşturma rolünü ifa edemez gerçeği bilmeye ve anlamaya yarayacak aklı ve vicdanı insanoğluna kendisi veren Allah nasıl insan zihnini uyuşturan bir afyona dönüşür? Olabilemez. Bu varlık ve oluş tabiatına tamamen terstir. Burada bir yanlışlık var. Adam çıkmış televizyondan ölü din anlatıyor. Üstelik bunun içinde milyarlarca dolar para alıyor. Önce kocaman harflerle bir zoom. Cinler ne yerdi? Az sonra arkasından kameraya çapraz bakarak denizden gelen sesle foneşliğinde ve ekolu sesle cevap. Cinler tezek yerdi. Öyle ya Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Gel de Akif'i hatırlama. Allah de ne istiyorsan becer. O oh, ne iyi, ne ala, ne şeker. Ey milleti merhume! İşte bu dinin afyon yüzüdür. Uyuşturuluyorsunuz. Aklınız, zihniniz çalınıyor. Hayvandan bile aşağı hale sokuluyorsunuz. Bu din Afyon olsun diye gelmedi. Kisra'nın karşısına dikilen sahabenin diliyle <laughs> dinlerin zulmünden, Afyon'undan insanlığı kurtarmak için geldi. Sonra keser döndü, sap döndü, gün geldi, hesap döndü. Kendisi Afyon hale haline geldi. Ha? Öyleyse bu ne hazin bir tükeniş. Allah'ını seven buna itiraz eder. Ve ben de itiraz ediyorum. Dinin afyon yüzüne karşı dinin vicdan yüzünü tanımaya, okumaya ve anlamaya çalışıyorum. Bunun adresi de Allah'ın apaçık kitabı Kur'an ve onu doğru, dürüst, samimi, acı çeken, ızdırap duyan ve alttakilerin, ezilenlerin gözüyle okumadır. Buradan dinin vicdan yüzünü apaçık göreceksiniz. Sevgili seyirciler, bugünlükte bu kadar. Bir başka programda yaşayan Kur'an'ın ufuklarında dolanmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.